efendim, merhabalar. Güzel bir gün diliyoruz. Bugün yine TRT Diyanet ekranlarında 3 ayrı lezzetle karşınızdayız. 3 ayrı meyve lezzeti, 3 ayrı serinletici tat. Üçü de birbirinden pratik ve çok lezzetli. Aynı zamanda çok besleyici, aynı zamanda hakikaten çok serinletici. Önce taze meyve kompostosu yapalım. Arkadan çilek, taze çilek ama hiç pişmeden yapacağımız taze çilek kompostosu var. Arkadan da kayısı kompostosu. Hatta bunu biz kayısı şurubu da yapabiliriz. Her ikisini de anlatacağım ama öncelikle müsaadenizle şöyle bir malzeme listesine bir göz atalım hep birlikte. Önce ne yapıyorduk? Taze meyve kompostosu mevsim meyveleriyle yapılabilir. Şimdi tam da zamanında olduğumuz için karadut, kivi, kayısı, çilek hepsini bir arada kullanacağız. 200 gram karadutumuz var. 200 gram çilek kullanacağız. 200 gram kayısımız var. 2 adet şeftali, 2 tane kivi, 7-8 su bardağı su, 1-1,5 su bardağı da şekere ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi meyvelerimiz doğranmış durumda. Çilek, kayısı, sadece karadut doğranmadı. Şeftali ve kivi doğranmış durumda. Bu tarafta şeker ve suyumuz yaklaşık bir 10 dakikadır kaynıyor. Şimdi o şekerli suyumuzun içine Kübra'cığım bütün vereceğim meyveleri ekliyorum. Yarıdan kesilmiş halde çilekler, hepsini aynı anda göndereceğiz. Küçük küpler halinde doğranmış şeftali. Yine küçük doğranmış kayısımız. Yine küçük doğranmış kivilerimiz. Ve doğranmamış haldeki karadutumuzu göndereceğiz. Hep birlikte birkaç dakika, fazla değil, diriliklerini kaybetmeyecek birkaç dakika kadar pişireceğiz. Ondan sonra soğutmak için bekleteceğiz. Birazcık daha Kübra'cığım su ilave edelim oraya. Kübra onları birkaç dakika daha kaynatacak. Şöyle bir biraz daha. Evet, yeterli. Efendim, onlar orada kaynarken biz çilekten bahsedelim. Çilek biliyorsunuz çok güçlü antioksidanlar arasında, bol C vitamini deposu. Sigara içenler için özellikle tavsiye ediliyor. Mutluluk hormonunu açığa çıkaran bir özelliği de var. Şimdi biz bunu öyle bir meyve suyu haline getireceğiz ki hiç beklemeden, hatta şöyle kadeh bardağımızı alalım, çabucak hazırlayıverelim. Burada önemli olan çileklerin yıkandıktan sonra oldukça küçük doğranması. Doğranmış çilekleri ben şimdi tabii göstermek için böyle bir kup bardağın içine aldım. Siz bunu kullanacağınız kadar çilekle birlikte bir kase içinde yapabilirsiniz. Üzerine şeker ilave ediyorum. Kübra'cığım, suyu senden oradan tekrar rica edeceğim. Üzerine suyunu ilave ediyorum. Ve gönderiyorum buzdolabına. Peki ne olacak bu? Böyle bir taze meyve kompostosu olur mu? Olur efendim. Birkaç saat sonra oldukça pembe renkte, çileğin kokusunu çok yoğun hissettiğiniz kompostonuz hazır. Sadece soğumasını ve birkaç saat içinde rengini ve kokusunu bırakmasını beklemeniz lazım. Akşamın o serinletici yemek yanındaki içeceği böylelikle hazır. Şimdi rengi çok değişmedi ama bekledikçe rengi değişecek. Orada ağzını kapatalım. Birkaç dakika, fazla değil, kaynamasını bekleyeceğiz. Ateşin ayarını biraz daha yükseltelim. Burada kayısı kompostomuz var. Biz bunu dilersek kayısı şurubu haline getirebiliriz demiştim. Kübra'cığım, bu arada bulabilirsek bir kavanoz bulmanı rica edeceğim. Tamam. Efendim, önce şundan bir bahsetmek istiyorum.
Bu şekilde hazırladığınız kayısı, şeftali veya işte farklı meyvelerle hazırladığınız kompostoyu hemen günlük tüketebilirsiniz veya çok uzun süre saklamak isterseniz onun da yöntemi bir kavanoza kaynar kaynar koyduktan sonra konserve yapma usulüyle aylarca saklanabilecek meyve suyunu hazırlamaktır. Biz burada ne yaptık? Önce yayın öncesinde yarıdan bölünmüş kayısılarımızı çekirdeklerini çıkardıktan sonra tabii yaklaşık burada yarım kilogram kayısımız vardı. Yarım kilo kayısıyı yaklaşık 1-1,5 litre su ile hiç şeker ilave etmeden iyice yumuşayana kadar pişirdik. Ardından arzuya göre istiyorsanız 4-5 çorba kaşığı şekeri ilave edebilirsiniz. Şekersiz de hazırlayabilirsiniz. Şekerini de koyduk. Ondan sonra efendim el blenderı yardımı ile Kübra'cığım bunu senden böyle pürüzsüz kıvama getirmeni rica ediyorum. Arzu ederseniz şöyle yapalım mı? Önce senden şöyle bir kaselik bir alayım oradan. Tamam. Hiç şey yapmadan şöyle bu şekilde de servis yapılabilir diye bunu göstermek istiyorum. Arzu ederseniz hiç el blenderıyla onu pürüzsüz kıvama getirmeden böyle servis yapabilirsiniz. Ama arzu ederseniz şimdi Kübra'nın yapacağı gibi lütfen onu pürüzsüz kıvama getirdikten sonra kaynar haldeyken kavanozlara koyup sımsıkı kapatıp ondan sonra bir 5 dakika daha kaynatarak çok uzun süre dayanacak meyve suyunu kendiniz evde hazırlamış olabilirsiniz. Şu anda yaptığımız bizim o tetrapak kutular içinde aldığımız uzun ömürlü meyve sularının çok daha sağlıklısı, çok daha katkısız ve doğal hali. Peki hangi meyvelerle yapabiliriz? Mesela ananasla. Yumuşak meyveler daha çok tercih edilir. Mesela şeftaliyle, kayısı ile veya karışık meyvelerle aynı yöntemle meyve suyu hazırlayabilirsiniz. Yani aynı usulle hazırladığımız kayısı kompostosunu ister blenderla çekerek ister çekmeden hemen sofraya getirilecek halde hazırlayabiliriz. Veya uzun süre saklamak istiyor isek kavanoza doldurduktan sonra meyve suyumuzu şöyle kavanozun kapağından yaklaşık, kapağını da rica edebilir miyim? Bir parmak eksik. Bakın daha fazla değil. Kavanozun kapağından bir parmak kadar eksik. İçine meyve suyumuzu koyduk. Kapağını, madeni kapak olmak zorunda. Kapağı ilk defa kullanılması gerekiyor. Biliyorsunuz bu kapaklar çok uygun fiyata marketlerde, züccaciyelerde, hatta pazarlarda satılabiliyor. Kapağını sımsıkı kapatıyorum. Ama bu yetmiyor tabii. Bunun iyice kapandığından emin olmak için ters çeviriyorum ve bir tencereye koyuyorum. Tencereye birazcık su koyuyorum. Ne kadar? Şöyle kapak seviyesini bir parmak aşacak kadar su koyuyorum. 5 dakika, daha fazla değil. 5 dakika kaynattıktan sonra tekrar kontrol ediyorum. İkinci kez kapağı sıkıyorum. Eğer kapak tam sıkılmadı ise bu ısınma esnasında gevşek kalan bölümü iyice kapanıyor. Hatta böyle pıs diye bir ses çıkıyor. Sonra tekrar böyle koyuyorum ve soğuyana kadar bekletiyorum. Ondan sonra elinizin altında aylarca saklayabileceğiniz meyve suyunuz hazır efendim. Evet, meyve suyumuzu böylece hazırlamış olduk. Şimdi bakalım mı taze meyve kompostomuz ne alemde? Tamam, bu kadar kaynamasını istiyorum. Daha fazla değil. Önemli olan meyvelerin diriliğini kaybetmeden hazır hale gelebilmesi. Şimdi kompostomuzu alalım. Şöyle alalım mı lütfen? Ve artık servis yapabiliriz. Biliyorsunuz meyveler sindirim sistemini güçlendiriyor. Aynı zamanda bağışıklık
sistemimizi güçlendiriyor. Hastalıklara karşı dirençli olmamızı sağlıyor. Bu yönüyle gerçekten vücudumuzun önemli bir ihtiyacı meyveler. Tabii şu anda kaynar halde. Biz bunu iyice soğuttuktan sonra ancak servis yapabiliriz. Bakın içinde rengarenk meyveler ve bu meyvelerin tabii dayanılmaz güzel kokusu ve lezzeti. Bir de soğuk ikram edildiğinde hakikaten harikulade lezzetler. Evet. İşte bu kadar pratik bir şekilde meyvelerle böyle güzel lezzetler hazırlamak mümkün. Efendim biz buradayız, oradaysanız bekliyoruz. Yeniden görüşmeyi diliyoruz. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.